Burdur'da yaşanan kaza anı kameralara yansıdı. Tır sollamaya çalışan otomobil karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler şok etti. Kaza resmen göz göre göre gelmiş dedirtti. Zarar ettik yolcu. İşçi. Salatalık hasadı başladı ama çiftçilerin başı dertte. Şu anda Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz kasabasındayız. Salatalık hasadı başladı ama çiftçilerin başı dertte. Çünkü fiyatları düşük buluyorlar ve elekçilerin kapatılacağı söyleniyor. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz kasabasında salatalık hasadı yapan çiftçiler fiyatları çok düşük buluyor ve sezonun yeni başlamasına rağmen alım noktalarının kapanacağını, salatalıkların ellerinde kalacağını söylüyorlar. Tabiri caizse bebek gibi bakım isteyen salatalık yetiştiricileri, işçilerin ödemeleri günlük 1000 lirayı bulduğu ve hasatları durdurduklarını, hatta salatalıkları söküp tarlaya süreceklerini dile getirdiler. Ha, götürüyor ha. Kocaöz Kasabası Kooperatif Başkanı Harun Çölgün yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yetkililerden destek istedi. Salatalıklarımız da bu sene alım olacak dediler. Bize 1400'e tohumları verdiler. 500 liralık tohumu 1400'e verdiler. Şu anda sezonun başındayız. Bu sefer de tohum borcunu ödeyip elikleri kapatacağız diyorlar. Fiyatları düşürmeye kalkıyorlar. Her şeyin çıktığı bir şeyde fiyatımızı düşürüyorlar. Numaralarını kısmaya kalkıyorlar. Yani bizimle dalga geçiyorlar. Şu anda da almıyoruz diyorlar. Gelmeyin diyorlar. Yani işi saçmala. Zaten para vermiyorlar 15 gündür. İşçiyi getiremiyoruz diye kaldı mallarımız. Sulamıyoruz tarlalarımızı. Ne olacak bu yani? Ben bütün çiftçilerim burada 6000 kişi belki istihdam yaratılıyor burada. İşçi çalışıyor. Para yok. Neyle toplatacağız biz bunları? Kaldı malla elimizde. Tarlada hasat yapan çiftçiler ise yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce çözüm bulmasını ve verdikleri emeklerin boşa gitmemesini istiyor. Para ödenmiyor. Bunlar tabii ki su ihtiyacına, suyla olan, işçilikle olan şeyler. Çok yüksek şu an işçilik maliyetleri. Yani bir işçi 800, 1000 aralarda şey oluyor. Bir de bunları üzerine konduğu zaman ne olmuş oluyor? Maliyet yükseliyor. Biz bunu elekte şeyde göremiyoruz, yani şeyimizi alamıyoruz ve zarar ediyoruz. Olan suyu veriyoruz. Olan tohumu gömdük. Bir sürü ilaç verdik. Salatalık alınmayacakmış. Zaten parası ucuz. 6 kişiyiz. 6'mız da buradayız yani. Evde adam kalmıyor. Salatalık toplayacağız, para kazanacağız diye. Bunların yaptığı iş bu. Neymiş? Alınmayacakmış. Neymiş? Fiyat düşecekmiş. Herkesin mahsullerinde kalacakmış. Böyle bir dünya yok ki. Kocaöz Belediyesi'nin meydanında toplanan çiftçilerse hasatını yaptıkları salatalıkları yere dökerek traktörle üzerinden geçtiler. İşçi sayıları ve sendikalaşma oranları açıklandı. Duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldı. Ocak 2024'te kayıtlı çalışanların %15,22'sini oluşturan sendikalı işçi oranı, Temmuz 2024'te %14,80'e düştü. İstatistiklere göre en çok üyeye sahip sendika Türk Metal İş olurken, 3 sendikanın hiç üyesi yok, 7 sendikanın da birer üyesi var. Bu yılın başında 16.395.275 olan kayıtlı işçi sayısı Temmuz ayında 16.973.610'a yükseldi. Buna göre iş kollarındaki kayıtlı işçi sayısı 578.335 kişi arttı. Sendikalı işçi sayısı da 2.495.423 iken 16.097 artarak 2.512.330'a yükseldi. Türkiye'de en fazla işçi 4.276.941 kişiyle ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda yer alıyor. Onu
1.993.451 işçiyle metal, 1.779.093 işçiyle inşaat, 1.221.416 işçiyle dokuma, hazır giyim ve deri, 1.351.230 işçiyle konaklama ve eğlence işleri ve 1.002.912 işçiyle taşımacılık kolu izliyor. Basın sektöründe ise fikir işçisi olarak bilinen gazeteci sayısı geçen yılın Temmuz ayında 97.720 iken bu sayı Ocak 2024'te 96.675'e geriledi. Türkiye'de basın çalışanları Medya İş, Basın İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeliklerinde toplandı. Türkiye'de en fazla sendikalı işçi ise metal iş kolunda faaliyet gösteren Türk Metal Sendikası'nda bulunuyor. Sektörde çalışanların %14,81'i bu sendikaya üye. Üyesi olmayan sendikalarsa Ege İş, Önder Güvenlik ve Lider Medya Sen olarak verilere yansıdı. Turkus, Yelinas. Ben Türk'üm, Türk! Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947'de Gümülcine'ye bağlı Küçük Sirkeli Köyü'nde dünyaya geldi ve kendisine Değirmenci lakabıyla tanınan dedesinin ismi verildi. Dedesi Değirmenci Sadık Efendi, Küçük Sirkeli Köyü'nün ileri gelenlerindendir. Sadık Ahmet'in babası, Değirmenci Sadık Efendi'nin Ahmet isimli oğludur. Baba! Oğlum! Yine de sus, beni sas! Versom Azizas! Sadık Ahmet, Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan 18 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaş döneminde dünyaya geldi. Bu dönemde Batı Trakya köyleri zaman zaman çetecilerin saldırılarına uğramış, bu saldırılardan Büyük Sirkeli ve Küçük Sirkeli köyleri de nasiplerini almıştı. Yusuf'u vatandaşlıktan çıkarmıştı. Eşi burada, çoluğu çocuğu burada, ne olacak? Sadık Ahmet'in de çocukluğu o köyde geçti, bir köy çocuğu olarak ailesinin her işinde yardımcı oldu. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Sadık Ahmet, bir yıl sonra Selanik Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Bizim ırkımızı inkar edebilecek adam yok! Batı Trakya Türk azınlığının kültürel, entelektüel ve sosyal ilerlemesine katkıda bulunan Doktor Sadık Ahmet, halklar arasındaki ve özellikle Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluk, insani değerler, insan hakları, demokrasi ve özgürlük ideallerini gerçekleştirmeye çalıştı. Toprağımızı alıyorlar, toprağımızı! Kim gider, kim kalır belli olmaz. Bir imza kampanyası başladı. Ya devlete baş kaldırdığımızı iddia ederlerse? Bu amaçla faaliyet gösteren Doktor Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995'te ailesiyle birlikte geçirdiği şüpheli bir trafik kazası neticesi hayatını kaybetti. Cümle yapısına tamamen ters düşen ve Yunanca... Birlik ve beraberliğin simgesi aşureler kaynatılmaya, dağıtılmaya başlandı. Muharrem ayı dolayısıyla kaynatılan aşureler hem ağızları tatlandırıyor hem de gönülleri birleştiriyor. Güven Evler Mahallesi Muhtarlığı tarafından 5 yıldır imece usulü toplanan bakliyatlarla gerçekleştirilen aşure bu yılda kaynatıldı. Aşağı yukarı 2005 aşure yaptık. Bunu dağıtmaya çalışıyoruz. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Kazanlarla pişirilen aşureler dualar eşliğinde kaplara koyularak dağıtıldı, damaklar şenlendi, yüzler güldü. Mahallenin 40 yıllık muhtarı Erdal Balıbey, gelenek haline getirdikleri aşure etkinliğinin mahallede komşuluk ilişkilerini olumlu etkilediğini anlattı. Afyonkarahisar Güven Evler Mahallesi'nin 5. aşuresini şu anda dağıtıyoruz. Bundaki amaç, buradaki mahalle halkını kaynaştırmak, onların güzel bir ortamda bu aşureyi yemelerini sağlamak. Bunu da mahalleli getiriyor, biz pişiriyoruz. Bunun için başta hayırseverlerden ve mahalle halkından teşekkür ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Her devlet birbirinden korkuyor. Ve Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa en çok dikkatli olacak olan biziz. Çünkü biz Ekvator'da tam dünyanın ortasındayız. Artı bizim düşmanımız daha çok. Dünya devletleri bir ekonomik sıkıntıdan geçiyor şu anda.
pandeminin verdiği bir etki var dünyada ve Türkiye'de. Bundan dolayı dünya devletleri cesaret edemez. Bilemiyorum da görünmüyor yani, ufukta öyle bir şey yok ya. Çıkar devletleri olsun istiyor, bazen olmasın istiyor. Bilemiyorum şu anda, bana göre çıkmaz. Vallahi televizyona baktığıma göre bir çıkacak deniyor, bir çıkmayacak deniyor. Bilemiyorum yani ne yapılacağını, ne olacağını. Belki de çıkabilir yani, bilemiyorum yani. Ortaya çok kötü. Yok, çıkmaz. Çok patırtı, gürültü var ama hepsi boş. Ay, bir şey çıkmasın inşallah. Şimdi 3. Dünya Savaşı satan var. Türkiye Cumhuriyeti görüyorsun. PKK'yla Irak'ta, İran'da, Suriye'de askerimiz savaşıyor. Efendim İsrail, Filistin Savaşı var. Ukrayna, Rus Savaşı var. Bu 3. Dünya Savaşı satan. Çıkabilir, beğene giderse durum. Peki Türkiye bu konu hakkında neler yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Türkiye zaten yapıyor gerekeni. Yani Dışişleri Bakanlığı ülke ülke dolaşıyor, gerekli kişilerle görüşüyor ama sonuç ne olur bilemiyorum. Türkiye zaten güzel politika izliyor şu anda Türkiye. Çok beğeniyorum politikasını Türkiye'nin. Mesela Amerika ile de görüşüyor, Rusya ile de görüşüyor, Ukrayna ile de görüşüyor. Arabulucuk yapıyor. Türkiye pek konuda taraf olmadığı için çok güzel bir politika izliyor. Türkiye kendine düşenleri yapıyor zaten. Daha başka bir şey yapmasına gerek yok ki. Türkiye bunun için yapacağı şey ilk önce modern silahlara sahip olacak. Yoksa o silahlar başka ülkelerden temin etmek zorunda. Askerini savaşa hazır halde tutacak. Bu şeftalinin aroması başka, tadı başka. Görüntüler Bilecik'in Osmanlı ilçesine bağlı Çerkeşli köyünden. Bölgede 20 dekar alanda şeftali üretimi yapılıyor. Bu yıl 41 bin ton hasat bekleniyor. Toplanan şeftaliler köyde bulunan soğuk hava depolarında muhafaza edilerek uzun süre korunuyor. Buralı mıyız? Evet, pamuk hava. Köyde yapılan asada katılan Bilecik valisi Şefik Aygöl, çiftçilerin heyecanına ortak oldu. İlimizde, özellikle Osmaneli ilçemizde 20 dekar üzerinde bir üretimimiz var. Bu sene de hedefimiz 41 bin ton civarında, 41 bin kere maşallah demek istiyoruz. Sağ ol başkanım. Afyon Basın Cemiyeti'nin ziyaretleri devam ediyor. Cemiyet Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret ederek yeni oluşum hakkında istişarelerde bulundu. Öncelikle yeni kurulmuş olan Afyon Basın Cemiyeti'ni ve sizin başkanlığınızda tüm yönetim kurulu üyelerini ve üyelerinizi hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii seneler 2008'i gösterdiğinde biz de bu basın sektörüne asli işimiz olmamasına rağmen Gazete 3 ile bir yıl sonra da Kanal 3 ile girmiştik. Ama şu anda o Gazete 3 ve Kanal 3 yine Kadir Sayın Başkanımızın yönetim kurulu başkanlığında devrediyor. Afyon Basın Cemiyeti Başkanı İsmail Akar yeni bir cemiyet kurduklarını ve çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Biliyorsunuz Afyon basınında halkın gözü kulağı sesi olmak adına alanda 7/24 çalışan arkadaşlarla birlikte yeni bir cemiyet oluşumunu kurduk. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise cemiyeti ziyaret etti. Başkanlar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yangın öğle saatlerinde Şuut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında ot ve çalıların tutuşmasıyla alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölge itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arazözlerle müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda söndürülürken bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangından dolayı bazı ağaçların zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan çalışmanın devam ettiği duyuruldu. Tutuklular zehirlendi. Olay Denizli'de gerçekleşti. Honaz ilçesi Kocabaş mahallesindeki D tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler öğle yemeğinde yediklerinden rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelere gelen yakınları mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi. Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahkumların durumlarının iyi olduğu, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan çanta, meydanda bulunan trafik ekiplerini şüphelendirdi. Trafik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı gönderildi. Şüpheli çantanın bulunduğu bank çevresine de güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Kent Güvenlik Yönetimi sistemi kameralarını inceleyen polis ekipleri, çantayı banka bırakan şahsın bindiği araba plakasını bularak takibe aldı. Polis ekiplerince bulunan şüpheli şahıs olay yerine getirildi. Olay yerine gelen şahıs çantanın içinde okul kitapları olduğunu ve çantayı düşürdüğünü söylemesi üzerine ifadesi doğrulanınca serbest bırakıldı. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine geçen yıl katılan Türkiye'nin ilk ve milli yangın söndürme helikopteri Nefes T-70, Makedonya'da bir aydır süren orman yangınlarını söndürmeye gitti. 14 Temmuz'da Makedonya'ya müdahale için giden T-70 helikopteri kaptanı Murat Özçakmak, bilgi ve tecrübelerini de aktardıklarını dile getirdi. Ülkede 11 ayrı yerde yangın olduğunu gördük, öğrendik. Nerelere müdahale etmemiz gerektiğiyle talimatları aldık ve müteakiben söndürme faaliyetlerimize başladık. Gün içerisinde uçuşlarımızı akşama kadar devam ettik. Akabinde gördüğümüz kadarıyla ülkede bazı sorunlar vardı. Yani ülkenin yangınla mücadeleyle ilgili tecrübeleri bizim ülkemizdeki kadar olmadığını gördük. İmkanlarının da o kadar olmadığını gördük. Verdiğimiz briefinglerle, ortak çalışmalarla, onları yönlendirmelerimizle yangınlara 5 gün boyunca mücadele ettik. 5 gün süren görev süresini bitiren Nefes, Muğla'ya döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nefes adını verdiği helikopter, aynı anda 11 orman işçisi ve HELTAK sistemi sayesinde 4500 ton su taşıyabiliyor. Sayın Kayadibi köyü halkı, yağmurlardan dolayı dağdan gelen sularımız azalmıştır. Sinan Paşa ilçesine bağlı Kayadibi köyü muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilmediğini belirtti. Vallahi haram, billahi haram. 70 haneye su çıkmıyor. İş güç zamanı. Millet Kotor'dan geliyor. Harbun'dan geliyor. Bir taş suya mutlak banyo yapamıyor. Sizlere hep beddua ediyorlar. 70 ana sizlere hep beddua ediyorlar. Hakkını helal etmiyorlar. Aydın köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti. Köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu. Suları tasarruflu kullanıyoruz. Kayadibi köyü muhtarı olarak su işinden öyle üstün. Nereye giderseniz gideyim. Bu benim son anonsumdur.
Aslen Afyonkarahisarlı olan 82 yaşındaki İbrahim Şen, gezmek için gittiği Eskişehir'de berberlik mesleğini icra ediyor. Afyon'da doğdum ben. Afyon'da çıraklık yaptım. Oradan bu tarafa geldim. 1967'de Eskişehir'e geldim. Burayı açtım. Ben 1967'den beri burada devam ediyorum. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine gezmek için giden Şen'in hayatını gördüğü boş dükkan değiştirdi. Eskişehir'i severek memleketine dönmeyen Şen, 57 yıldır Eskişehir halkına hizmet ediyor. Orada işte 80 yaşımda çıraklığa gittim. Orada yetiştim. Orada tabii askere gittim. Askerden geldikten sonra Eskişehir'e gezmeye diye geldik. Mağarada işte burada dükkan boş olunca biz bu dükkanı açtık. Mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını belirten Şen, aynı zamanda işinin ölümsüz bir meslek olduğunu da dile getiriyor. Benim zaten kendim hakikaten ilkokula falan gidemediğim için mecbur kaldım çıraklık yapmaya. Tabii çocuklarım oldu. Benim çocuklarım okudular. Okutmak için çok uğraştım. Ben de burada emekliyim. Diğer genç çocuklara da okumasını tavsiye ediyorum. Okuması çok güzel bir şey. Sabreden ileride çok kıymetli olur berberde yani. Ama şimdi çırak yok. Çırak gelmiyor. Kalfa bulamıyorsun çalıştırmak için. 60 sene bir insan bir dükkanda oturması kolay değil. Ben çalışmayı severim. Rahat ediyorum çalıştığım zaman. Kimseye yük olmak istemem. Dükkanımda seve seve çalışıyorum. Hiç kimseye de muhtaç olmadan devam etmek istiyorum. Esma Söğüt, geçmişin izlerini halen yaşatmaya devam ediyor. 25 yıl önce evinin bir odasında başladığı işini büyüterek bugün hem kadınlara istihdam sağlıyor hem de geçmişin izlerini günümüze kadar getiriyor. Girişimci Esma Söğüt bu işe nasıl başladığını anlattı. 25 sene evveli nakışa, dikişe gittim. Ondan sonra başladım ufaktan evde yapmaya. Bir tane, iki tane, üç tane derken eve sığmadım. Sonra bir tane çalışan yetiştirdim, iki tane çalışan yetiştirdim. En sonunda üçüncüyü de aldım. Bir de pulcularımıza 10-15 kişilik ekip olduk. Devam ediyoruz artık. Evet Esma abla, şimdi kıyafetlerin yapım aşamasına baktık. Çok güzel kıyafetler var. Hepsi birbirinden farklı. Arkamızda da görüyoruz. Birçok model var. Peki bunlar nerede giyiliyor? İlk benim üstümden başlayalım. Benim üstümde giydiğim ilk nerede kullanılıyor? Gelin kızlarımız düğün bohçası götürürken, gına gecelerinde, ilk evlendiğinde kullanılır. Sünnet düğünlerinde genelde. Asker gecelerinde yani bütün düğün nişan işlerinde pulu sıkmalarımız kullanılır. Evet, bana yakıştım, ben akşam buradan bir düğüne gidebilir harika miyim böyle? Harika oldu, güle güle kullanın. Şimdi böyle kızlarımız da giymiş, evet. Onlar da maşallah çok tatlılar. Her yaşa göre yapılır. Evet, yine küçük çocuklar da düğünde bu şekilde giyiniyor. Çok tatlı ikisi de. Çok güzel olmuşlar, süslenmişler. Yine iki güzel kızımız daha var. Onların da farklı. Evet. Bu şip takımımız. Alt üst olarak dikiliyor. Kızlarımıza özel. Bu da nişanlı düğünlerde genelde giyiliyor. Ama asker eğlencelerinde genelde özel gecelerinde. Mesela kıza gınayı yakılacağı gecede bütün arkadaşları ekipçe toplanır. Kızımız pulu sıkma giyer. Arkadaşları şip takımı giyer. Evet, gelinimiz bu şip takımdan değil pullu sıkmadan giyiyor. Daha aynen, gösterişli olduğu için. Diye de zaten pırır herhalde pırır. Benim üstümde giyiyor. Gelinimiz belli oluyor orada. Evet, gelinimiz belli oluyor diyelim. Ellerinize sağlık. Hepsi gerçekten mükemmel olmuş. Burada gelenekler, görenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Şimdi yanımızda Zübeyde var. Zübeyde de yine Saz kültürünü bu küçük dükkanda yaşatmaya çalışıyor. Hemen Zübeyde'ye de döneceğiz. Zübeyde merhabalar. Merhabalar. Evet, sen bize bugün ne çalacaksın? Sen de yine gelenekleri, görenekleri yaşatmaya çalışıyorsun. Evet, mihrimanı çalacağım bugün. Hani ben burada teyzeme elimden geldiğince hani okul çıkışlarında veya elimin boş olduğu günlerde gelip saz çalıyorum. Çünkü onlar hani makinede oluyor. Hem onlara bir hani motive oluyor hem de onları dinlendiriyor. Bugün de sizlere mihrimanı çalacağım. Thank you.
çıkmaya dair ne varsa çok yakında Kanal 3 ekranlarında yayınlanacak. Memleketten Selam programı ile ekranlarınıza gelecek. Evet efendim, yepyeni bir programı ekranlara getirdik. İlk durağımızsa Tınaztepe kasabası oldu. Yine Tınaztepe'nin gezilecek, görecek yerleri, meşhur yemekleri, yine geleneklerini, göreneklerini ekranlarınıza getirdik. Yine çok sevgili ailemiz var yanımızda. Son noktamız da burası olacak. Memleketten selamlarımızı sizlere ilettik efendim. Bizlerden sizlere selam olsun diyelim. Şimdi memleketten selam.